Şimdi ivmeyi tanımladık. Hızdan başladık. Konum vektöründen başladık. Hız vektörüne geldik. Oradan da ivmeyi tanımladık. Bunun tersini de yapmamız mümkün. Eğer ivmeyi biliyorsak, ivmedeki değişim, ivme hızdaki değişimleri bize söylüyordu. Dolayısıyla belli bir zaman aralığındaki hızdaki toplam değişimi hesaplayabiliriz. Ve ilk hızı da biliyorsak herhangi bir andaki hızı elde edebiliriz. Aynı şekilde herhangi bir andaki hızı biliyorsak konumdaki değişimleri bize anlatıyordu. Hızı biliyorsak oradan da konuma tekrar elde edebiliriz. Yine tek boyut harekette yaptığımız işlemleri bu sefer vektörleri kullanarak yine tekrar edelim. Yine kolaylık olması için sabit ivmeli bir hareketi düşünelim. Şimdi sabit ivmeli harekette ortalama ivme ile anlık ivme aynı olacak. Ortalama ivme hızdaki değişim bölü o değişimin olduğu zaman uzunluğu olarak tanımlamıştık. Zaman süresi olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla ivmeyi belli bir süreyle çarptığımız zaman o süre zarfında hızda ne kadarlık bir değişim olduğunu bulabiliriz. Yine burada dikkat edin, ivme vektörel bir büyüklük, bir vektörü bir sayıyla çarpıyoruz. Ve bunu kullanarak t anındaki hızı, ilk andaki hız, v0 hızı diyelim o hıza da, çarpı toplam zaman süresi t-t0 çarpı ivme olarak yazabiliriz. Şimdi bu bize hızı verdi. Hız tek boyutta olduğu gibi, gördüğünüz gibi zamanla doğrusal olarak artan bir hız olarak karşımıza çıktı. Hız doğrusal olarak artıyorsa eğer, belli bir zaman aralığındaki ortalama hızımız ise ilk hızımız artı son hızımız bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Yani ilk ve son hızların ortalaması. Tabi bu sadece zamanda doğrusal olarak değişen bir hız için geçerlidir. Böylece belli bir zaman aralığındaki ortalama ilk ve son hızı biliyorsak, ki herhangi bir andaki hızı bildiğimiz için ilk ve son hızları biliyoruz. Ortalama hızı bu iki hızın ortalaması olarak tanımlayabiliriz. Ortalama hızı biliyorsak, bu ortalama hızı da zaman aralığıyla çarptığımız zaman toplam yer değiştirmeyi bulacağız. Gördüğünüz gibi ortalama hız işte ilk hız artı son hızın yarısı. Bunu t-t0 ile çarpmamız gerekiyor. T anındaki hızı da yerine yerleştirdiğimiz zaman bu çarpımda açtığımızda toplam yer değiştirme parçacığımızın ilk hızı çarpı zaman aralığı t-t0 artı 1 bölü 2 a ivmesi çarpı t-t0'ın toplam zaman süresinin karesi olarak karşımıza çıkar. Ya da ilk konumu da biliyorsak bu ifadeye ilk konumu eklediğimiz zaman parçacığımızın herhangi bir andaki konumunu da elde etmiş oluruz. Şimdi yine dikkat ederseniz tek boyuttaki hareketteki ifadeyle kıyaslayacak olursanız görüntü olarak aslında birebir aynı. Sadece orada ilk konum bir sayıydı, ilk hız bir sayıydı, ivme bir sayıydı. Burada ilk konum, ilk hız ve ivme hepsi birer vektör olarak karşımıza çıkacak. Yine konum vektörünü x, y ve z bileşenleri cinsinden yazacak olursak, x, y ve z bileşenleri cinsinden elde ettiğimiz ifadelerse birebir 3 boyuttaki hareketin, tek boyuttaki hareketin aynısıdır. Bu da biraz önce bahsettiğimiz işte 3 boyuttaki hareket aslında birbirinden bağımsız tek boyuttaki hareketten işte farklı bir şey. Tek boyutta 3 tane hareketin birleşimi olarak düşünebiliriz.